Evet arkadaşlar selamlar. 2023 TYT AYT deneme kampımızdayız. Kaçıncı deneme? 15. deneme. Birinci sorumuz ilk ve orta çağlarda Avrasya ünitesinden gelmiş. Yani İslamiyet öncesi Türk tarihi dediğimiz ünite aslında. Çok da basit bir soru yaptığınızdan eminim ama ÖSYM'nin buradan sormuş olduğu bir soru vardı. Ben konuyu oraya bağlayacağım. İyi dinleyin. Demiş ki yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hem Asya'da hem de Avrupa'da kurulmuşlar. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletiymiş. Hepimiz yaptık değil mi? Cevabımız ne olacak burada? Avarlar. Hem Asya'da hem Avrupa'da kurulmuşlar. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletimizmiş. Şimdi ÖSYM daha önce şunu yapmış. Önemli olan bu aslında. Bak. ÖSYM daha önce demiş ki: "Hem Asya'da hem de Avrupa'da kurulan devletler arasında 1 2 3 öncüllü vermiş. Sizin sevmediğiniz tarzda hangileri vardır?" demiş. Bakın iki tane Türk devleti var hem Asya'da hem de Avrupa'da kurulan bir Avarlar bir de Hunlar. Olay nasıl olmuş? Avarlar arkadaşlar Avar Hakanlığı olarak Orta Asya'da güçlü bir devletmiş. Hatta o dönemde Göktürkler yokmuş daha kurulmamış ama Göktürklerin kurucusu var ya birinci Göktürklerin kurucusu Bumin Kağan. İşte Bumin Kağan o dönem Avar Hakanlığına bağlıymış. Avar Hakanlığıyla bir uz uzlaşmazlık yaşıyorlar ve Bumin Kağan Avarlardan kurtulup bağımsızlığını kazanıp 1. Göktürk Devleti'ni kurmuş. Sonra da Göktürkler avarları yerinden etmiş ve avarlar Orta Asya'yı terk edip gitmişler Avrupa'da devlet kurmuşlar. Demek ki avarlar Göktürklerden dolayı bu da bir ÖSYM sorusu. Demek ki avarlar Göktürklerden dolayı Orta Asya'yı bırakıp nereye göç etmişler? Avrupa'ya. Asla unutmuyorsun. E buna e, sebep olan devlet sorulabilir. Göktürkler Avarlar'a Orta Asya'da yaşam alanı bırakmamışlar. E, Avarlar da gitmişler. E, Avrupa'da devlet kurmuşlar ve İstanbul'u orada kuşatmışlar. Şimdi Hunlara bakıyorum. Asya Hunları biliyorsunuz Ötüken'de Teoman öncülüğünde kuruluyor ama bir süre sonra Mete'den sonra zayıflıyor ve Çin esaretine giriyor büyük bir kısmı. Sonrasında da Hun boyları kaçıyor. Batıya doğru kavimler göçü sonucunda ne oluyor? Avrupa Hunları kuruluyor. Demek ki Hunlar da Asya Hunları ve Avrupa Avrupa Hunları olmak üzere hem Asya'da hem de Avrupa'da kurulmuşlar. İki tane devlet öğrenmiş olduk tamam mı? Şimdi bir de sorunun diğer tarafından bakalım. Bakın Kırgızlar ne bilelim Kırgızlarla ilgili? Manas destanını hazırlamışlar. Dünyanın en uzun destanı ve canlı destan olma özelliğini gösteriyor. Çok uzun. Bir de şuna dikkat edin. Yenisey yazıtları var Kırgızların önemli. Uygurlar en önemli Türk devleti diyebilirim. Çünkü yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletimiz ve kültürel anlamda uygarlık düzeyi anlamında en ileri seviye devletimizdir. Uygurlar arkadaşlar en güçlü dönemini Moyançur zamanında yaşıyor. Uygurlar Maniheizm inancını benimsiyor bu inancın getirisi olarak da sutupa adı verilen tapınaklar yapıyorlar. Sutupalar aracılığıyla ibadet edip Dikkat biraz sonra da kültürel benliklerini yavaş yavaş kaybediyorlar. Özellikle Maneheizm inancının etkisiyle Uygurlar hükümdarları özel ünvanlar kullanmaya başlamışlar. Ay ve kün. O zaman bu da ÖSYM sorusu. Uygurların ay ve kün ünvanını kullanması hangi inancın etkisiyle gelmiş Maniheizm inancı asla unutma. Ayrıca fresko adı verilen duvar resimlerinden yapmışlar ki bu da onların neyini kanıtlıyor? Yerleşik yaşamlarını kanıtlıyor. Asla unutma soruda fresko görürsen duvar resmi sanatı neyi kanıtlıyormuş? O toplumun yerleşik yaşama geçtiğini kanıtlıyormuş. Bunun dışında Türk tarihinde ilk defa mi, e, minyatür sanatının örneklerini vermiş Uygurlar. Ayrıca e, bir şey daha söyleyecektim önemli. Neydi o? Heh, matbaayı kullanan ilk Türk devletimiz Uygurlar olmuş. Çinlerden almışlar. Matbaayı kullanarak kültürel anlamda gelişme kaydetmişler. Bunlar da aklınızda olsun. Peki Hunlar biliyorsunuz Türk tarihinde bilinen ilk devletimiz Hunlar. Asya Hunları. Asya Hunları Teoman öncülüğünde kuruluyor. En güçlü döneminde hangi hükümdar zamanda yaşıyor? Metehan döneminde en güçlü dönem Metehan. Peki Avrupa Hunlarının kurucusu kim? Balamir. En güçlü dönem Atilla. Al sana bir sayfa daha not işte. Bak bu söylediklerim bir sayfaya geçecek eminim. Peki 2. Göktürk Devleti ile ilgili ne hatırlıyoruz? 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan. O yüzden 2. Göktürk Devleti zaten Kutluk Devleti olarak biliniyor. Ayrıca 2. Göktürk Devleti döneminde çok önemli bir eser var. O da nedir? Orhun. Orhun abideleri ya da Orhun kitabeleri buna da dikkat. Peki geçtim çok uzatmayayım. Arkadaşlar ikinci sorumuz. İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi görülmez? Bakalım. Boy sisteminin etkili olması. Bu görülür arkadaşlar. Bu vardır. Şimdi e, Türk devletleri boyların bir araya gelmesiyle kuruluyor. Hatta olay şöyle gerçekleşiyor. Bakın şu an günümüzde en küçük Toplumsal birimimiz ne bizim? En küçük toplumsal sosyal birim. Ailelerimiz değil mi? Aile. Eski Türklerde ailelere oguş derlermiş. Oguş. Oguşlar bir araya gelirse uruglar meydana geliyor. Urug ne demek? Sülale demek. Sülaleler bir araya gelirse de boylar oluşuyormuş. Boylar. İşte bu boylar birkaç tane boy bir araya gelirse ne yapıyor? Devleti meydana getiriyor. Önce millet, sonra devlet teşkilatı kuruluyor. Peki ben de diyorum ki boyların bir araya gelmesi iyi bir şey. Çünkü devletin kurulmasını kolaylaştırıyor. Ama kötü tarafı ne? Unutma. Boylar kendi aralarında problem yaşarsa devletin çabuk da yıkılmasına sebep olur. Demek ki çabuk kurulmasında ve devletimizin çabuk da yıkılmasında etkiliymiş boylardan bir araya gelmek. Bu var mı Türklerde var? <laughs> hatun adı verilen hükümdar eşinin yönetimde etkili olması. Evet, hatun ya da katun Türklerde hükümdar eşlerine hatun denilir. Yönetimde etkilidir. Doğru. Kut anlayışı. Arkadaşlar Türklerde kut anlayışı var. Kut anlayışı nedir? Devlet yönetme yetkisinin bir aileye, bir hanedana tanrı tarafından verildiğine inanılır. Buna kut denilir. Kut anlayışı bir yetkidir. Bu yetkiyi kim verir? Gök tanrı. Kime? Belirli bir aileye verir. O ailedeki erkek bireyler devlet yönetimi hakkına sahip olurlar. Bu anlayış Türklerin İslam'ı benimsemesinden sonra da devam etmiştir. Aklınızda olsun. Mesela Osmanoğulları, Osmanoğlu ailesi Osmanoğulları hanedanı ülkeyi sadece bir aileden gelen 36 padişah yönetmedi mi? İşte bu neyin kanıtı? Kut anlayışının olduğunun kanıtı. Ölüler için kümbetlerin inşa edilmesi. Şimdi bu soruda takılmış olabilirsiniz. Arkadaşlar kümbet gerçekten de ölülerin gömüldüğü anıt mezarlardır. Ama eski Türklerde İslamiyet öncesi dönemdeki Türklerde kümbet görülmez. Kümbetler İslam geleneğidir. İslamiyet İslamiyet'te vardır ve Türklerde Selçuklu döneminde kümbet yapımı görülmektedir. Dolayısıyla ilerleyen süreçte ortaya çıkmış İslamiyet öncesi Türklerde kümbet mümbet göremezsiniz. Cevabımız D seçeneği olacak. Gök tanrı inancı yaygındır. Doğru. Türklerde Orta Asya'da en yaygın inanış gök tanrı inancı ve ayrıca Şamanizm'de çok yaygın bir inanışmış. Peki... Üçüncü soruya geçtim. Osmanlı Devleti'nde yapılarından hangilerinin varlığı bilimsel çalışmaların yapıldığının kanıtıdır. Bilimsel çalışma diyor bana. Bakayım eğitim, bilim. Kapan. Arkadaşlar kapan tek cins ürünlerin satıldığı mekanlardır. Yani ticari hayatı ilgilendirir. Ekonomik alanda bir kavram. Bunu almam. Bilimle ne alakası var? İmarethane. Aa bakayım. Ethane. Et pişirilen, yoksullara yemek dağıtılan yer. Aşevi. İmarethane bilimle alakalı mı? Hayır. Sosyal hayatla alakalı. Ama medrese eğitim kurumudur. Medreseden çıkanlar hocalar ilmiye sınıfını meydana getirir. Ve bilim insanları buradan çıkar. Dolayısıyla cevabım yalnız 2 olmalı. Dördüncü soruya geçtim. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Sultan Abdülaziz döneminde yaşanmamıştır? Arkadaşlar Sultan Abdülaziz yılını ezberlemeyin ama fikrimiz olsun. 1839'da tahta çıkar. 1861'de pardon pardon yanlış yazdım fark etmez şöyle yapalım. Burası Abdülmecit dönemidir. Abdülmecit dönemidir. Tamam mı? 61'den 1861'den 1876 yılına kadar da onu da renkli yazayım farklı kalemle. Abdül Aziz dönemidir. Zaten Mecid ile Aziz peş peşe geliyor. Önce Abdül gelmiş 1839'da. Tamam mı? 1861 yılına kadar Abdülmecit var. 61'den 76'ya kadar kim varmış? Aziz varmış. Şimdi bakalım. Avrupa'ya gezi düzenleyen ilk Osmanlı padişahıdır. Abdülaziz gerçekten de Avrupa'ya gezi düzenliyor. Hatta borç para bulmak için. E, Avusturya'ya geziyor Fransa'ya gidiyor o süreçte arkadaşlar e, bir de Avrupalılara Rusya'nın Osmanlı üzerindeki düşüncelerini politikalarını Osmanlı'yı yıkmak istediklerini Avrupa'ya anlatmak Avrupa'nın desteğini sağlamak istiyor Abdülaziz o yüzden Avrupa'ya gezi düzenleyen Avrupa yurt dışına ilk defa çıkan gezi yapan padişah e, Sultan Abdülaziz bu doğru devlet adamı yetiştirmek amacıyla mülkiye mektebi açılmıştır arkadaşlar bu Sultan Abdülmecit zamanında açılıyor Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Osmanlı'da 3 tane önemli kurum açılmış. 1. Enderun Mektebi. Bunu yazın kenara. Enderun Mektebi Edirne'de açılıyor. 2. Murat zamanında açılıyor. Bu tartışılan bir bilgidir. Bazı kaynaklar ki resmi kaynaklarda da var. 1. Murat olarak kabul edilse de map kaynağında 2. Murat diye belirttiği için biz Enderun Mektebi'ne 2. Murat dönemi diyoruz. Nerede açılmış? Edirne'de amaç ne? Devlet adamı yetiştirmek. Başka? E, Mülkiye Mektebi. Mülkiye Mektebi de devlet adamı yetiştiriyor. Peki Mülkiye Mektebi kim döneminde açılıyor? Abdül Mecit zamanında. Bir de arkadaşlar ne var? Osmanlı'da devlet memuru yetiştirmek amacıyla 2. Mahmut zamanında açılan Mektebi Marifi Adliye var. Bunun da amacı ne? Devlet memuru yetiştirmek. Kim dönemi? 2. Mahmut. Mut dönemi. Tamam bunu da öğrendik. Şimdi Kırım Savaşı'ndan sonra en büyük dış borçlanmayı Abdülaziz yapıyor. Doğru. İlk dış borcu Abdülmecit alıyor ama en çok borcu Abdülaziz almış. Osmanlı denizcilik alanında dünyanın üçüncü büyük filosu arasına girmiş. ÖSYM daha önce bunu bir öncülde kullanmıştı. Evet Osmanlı Devleti deniz donanma bakımından sayı olarak dünyanın ilk üç büyük donanması arasına girmiş. Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları bu dönemde yapılmış. Doğru arkadaşlar. Abdülaziz döneminde Beylerbeyi ve Çırağan Sarayı yapılıyor. Ama Abdülmecid döneminde hangi saray yaptırılıyor? Çok önemli. Dolma Bahçe Sarayı. Bunu da unutmayın. Peki, son soruya geçelim. Medeni Kanunun kabulüyle esaslarının getirilmesindeki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Kadınların istediği mesleği seçebilmesi. Tek eşli evlilik ile resmi nikahın zorunlu yapılması, kadınların da boşanma hakkının tanınması, mirasta kadın erkek eşitliğinin sağlanması. Halkta ortak sorumluluklar yüklemek. Evet kadın erkek eşitliği sağlanırsa zaten kadın erkek ortak sorumluluk alanını genişletirler. Kadınlara da ekonomik özgürlük tanımak. Bakalım miras. Evet Siyasi alanda kadın erkek eşitliği sağlamak dursun. Devlet hizmetlerinden faydalanmayı kolaylaştırmak resmi işlemlerde resmi nikah zorunlu. Devlet işleri kolaylaşacaktır. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla katılımını sağlamak. Evet kadın toplumsal alanda etkinlik kazanıyor. Erkekler gibi o da güçleniyor. Ama arkadaşlar özellikle koydum bu soruyu. Medeni kanunun gelmesiyle kadın erkek sosyal alanda, hukuk alanında, ekonomik anlamda dengelense de Siyasi alanda kadın erkek eşitliği neyle olur? Anayasa değişikliği ile olur. O da hangi anayasa? 1924 Anayasası. Ne olur 24 Anayasasında? 1930 yılında kadınlarımıza muhtar, pardon, belediye seçimlerine katılma hakkı verilir. 1933 yılında kadınlarımıza muhtar olma hakkı verilir. 1934 yılında da kadınlarımıza ne hakkı verilir? Milletvekili olma hakkı verilir hemen yanına yazalım. 1930'da belediye seçimlerine katılabiliyor kadınlar. 33'te kadınlarımız muhtar olabiliyor. 34'te ise ne oluyormuş? Millet vekili olabiliyormuş. İşte bu siyasi haklar dikkat medeni kanunla verilmiyor. Ne ile veriliyor? Anayasayla. Hangi anayasa? 24 anayasası. Hangi yıllarda yapılan değişikliklerle? 1930, 33, 34 asla unutmuyorsunuz. Bu bütün denemelerinizde konu kavrama testlerinde tarama testlerinde aklınıza ne geliyorsa kesinlikle bunun üzerinde durulur. Önemlidir. Asla unutma. Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden getirilmiş? İsviçre. Buna da dikkat. O zaman 16. denemede görüşmek üzere. 5'te 5 yapanlar yorumlarda belirtsinler. Görüşürüz.